Herkese selamlar. Yeni bir BIMNG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün altımızda şöyle bir Ural olacak arkadaşlar. Artık serisini falan bilmiyorum ama markası Ural bir kamyon. Şimdi tabii ki bunu aslında SnowRunner'da eski arkadaşlarımız varsa oynayan Spin Tires'da veya MudRunner'da falan bilenleriniz illaki vardır. O taraflardan tanıdım şahsen ben bu araçları. Yani o oyunlardan tanıdım. Bugün de böyle bir dağ yolundan gideceğiz. Haritada mod, araçta mod. Bugün böyle bu araçla birlikte arkada artık kaç ton yükümüz var tam olarak bilmiyorum ama böyle bu dağı tırmanmaya çalışacağız. İlerleyen zamanlarda şöyle güzel karlı yollar da var. Yani karşı tepelerden bahsediyorum. Oralarda da gidebiliriz. Bugün böyle bir çekeyim dedim. Hani buradan yüklemişler gibi bir role girebiliriz. Şu şekilde içine geçecek olursak içi de bu şekilde gayet detaylı güzel bir mod. Hatta parkları falan yaktığımızda da daha doğrusu farları. Oyunda park yok. Şu şekilde bir göstergemiz mevcut. Şöyle çıkabiliriz yola, çalıştıralım aracı. Direksiyon kaç tur? Aynen. Kaymaya da başladı. Yükümüz ağır galiba. Gerçi aracı da viteste bırakmıştım. Böyle de bir sesimiz var. Gürül gürül. Tam bir Rus kamyonu yani. Hop. Dayıverdin mi yol? Eyvallah. Aslında ileride biz de sana yol vereceğiz. Geçsem fena olmazdı diye düşünüyorum. Biraz bana gelen sesi kısayım. Araç gerçekten çok büyük. Yani yola sığmıyoruz gibi duruyor şu anda. İki şeridi de nereden baksanız kaplayacağız yani. Şöyle dışarıdan da bakacak olursak zaten tek şeridi aynen. Şöyle bir bakayım. Tek şeride zar zor sığıyor. Atmayalım kendimizi. Valla ben rampa çıkacağız diye bekliyordum ama şu ana kadar henüz bir rampa çıkışı göremedim. Olmazsa şuralara falan mı dalsak acaba? Böyle düz yoldan gitmektense, çünkü bu araçlar düz yolda gitmiyor genellikle. Daha çok böyle toprak arazilerde, ne bileyim işte dağlık alanlarda, ormanların içinde bayağı zor şartlarda ilerliyorlar. Biz de birazcık aslında bu aracın genetiğine ters bir iş yaptık aslında bugün asfaltta giderek. Beğenirseniz bununla böyle toprak yollarda da gitmeye çalışırız. Aa bak. Bir anda şeyi değiştirebiliriz. Şurada güzel bir toprak yol var arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Bunda da zoom yapıyorum da bundaki zoom birazcık oturuş pozisyonunu düzenliyor gibi bir şey. Arkada araç var mı? Aynamız çalışmıyor. Arkadaşlar bence ya bizim videolarımız böyle biliyorsunuz. Bir anda karar değiştirebiliyoruz. Şuradan aşağı inelim. Önce. Buradan devirmeden tabii ki. Riskli hareketlerimiz var ama sıkıntı yok. Şöyle gidelim abi ya. Asfaltta gitmektense bu şekilde gitmeyi tercih ederim yani. En azından bu araçla. Baksanıza ikinci vites falan bana mısın demiyor yani. Lan ben bunu başka videoya saklayacaktım. Vallahi gördüm, görünce dayanamadım. Şimdi asfaltta gitmektense harbiden böyle gidelim yani. Bu arada arkadaşlar, arka plan sesleri için mikrofonla gelen işte direksiyondur, vitestir. Bunlar için kusura bakmayın. Onlar için bir test sürecinden geçirdim ama yani yazın maalesef ne yapsam olmuyor. Şimdi cam da açık tabii ki normal olarak. Dışarıdan da geliyor sesler. Oo, abi oraya çıkamayız ki biz. Bu neymiş ya? Biz nereye geldik? Hop, stop ettirdik. Orada neymiş lan? El freni tutmuyor ki.
Önce nereyi denesek? Önce sağ tarafı deneyelim. Çünkü orayı nasıl olsa çıkamayacağız ve geri döneceğiz buraya. Yersin lan. Tabii ram. Oo, burası aslında bayağı dikmiş. Yani kamera açısından şey gözüküyor ama ben ikiye atıyorum. Halbuki bayağı dikmiş yani. Burada dik. Vallahi aracı da kara duman ata ata gidiyor. Aracı test ediyoruz gibi bir şey oldu. Baksanız arkadaşlar, burası harbiden yani harbi rampa yani. Gerçek rampa. Ben orada rampanın şeyinde vitesi 2'ye atmaya çalışıyorum. Böyle de çok ağır gideceğiz. Keşke geriden birazcık hız alıp 2 ile deneseydik şansımızı. Ben yine 2 ile de bir nebze olsa yiyeceğini düşünüyorum bir yere kadar, ama tabii ki öncelikle bir ivme yakalamamız lazım. Şimdi 2'ye atarsak normal olarak yemeyecektir. Ama iyi gidiyoruz şu ana kadar. Güzel bağladınız değil mi? Gerçi hiç de bir bağlantı gözükmüyor. Ulan yükü aşağıdan toplarız sonra. Şu anda dip gaz gitmiyorum arkadaşlar. Öyle çok, zaten aracın devrini görüyorsunuz yani. 2000 devirli bir araç. Kara dumanımız. Oyundaki detaylar. Süper. Yağ sıcaklığımız 66 derece. Kovant 25 derece. Blok 23 derece. Blok iyi iyi, güzel. Güzel soğutuyor demek ki araç. Gerçi hava da soğuk burada. Vallahi arkadaşlar, neyse, editte atmaya çalışırım konuşmadığım kısımları. Mahalleden bir satıcı geçiyor, kirazcı. Ben burayı yemez diye düşündüm ama yiyecek gibi de duruyor, bilmiyorum. Ama devir de ufaktan düşmeye başladı. Bakalım başımıza ne gelecek. Hadi hayırlısı. Biz niye böyle işlere kalkıştık? Ne güzel asfalttan gidecektik. Yağ sıcaklığımız da yavaş yavaş 74 derece. Hızımız da düştü. Hadi oğlum. Ama yine de iyi geldik ha. Baksanıza yani. Zaten bundan sonrası birazcık fanteziye kaçıyor. Yani hangi araç olursa olsun burada ekstrem araç kullanmak gerekiyor yani. Yok, çıkmaz. Biz ufaktan şöyle yavaş bir fren yapalım. Fren tutmuyor. Pompalıya pompalıya salacağız o zaman da. Şunu geriye taksak şanzımanı kırar mıyız? Zaten birazcık kırdık ama. Hani amacım viteste inmek. Neyse, Allah'tan hava soğuk, o yüzden frenlerin şişme gibi bir durum olmayacak, yani ısınma durumu. Çünkü ısındığı zaman tutmuyor oyunda. Gerçek hayatta da tutmaz tabii ki de. Ama yine de iyi ilerledik, ben size söyleyeyim. Yani bir de şey testine bakalım. Aracın denge testine bakalım. Çok fazla şöyle rampayı salmadan bakalım nasıl dönüyor. Yatacak mıyız? Frene tabii ki böyle ani sert frenler yaparsak yatarız. Normal olarak. Çok yumuşak frenlere basmamız lazım. Şu ana kadar iyi yatmadı. Motoru yedik. Dur hocam, hemen o kadar da değil yani. Aa, buranın da zaten şey yokmuş ya arkadaşlar. Vallahi buraya kötü girdim de. Buranın ucu yokmuş arkadaşlar. Gidebileceğimiz bir yer yok. Tekrardan deneyeceğim ama.
Neyse olmadı. Geldiğimiz bölgeye doğru tekrardan gideriz. Burayı yer mi? Burayı da yemedi. Orayla burası aynı mıymış ya? O alttan bakın. Ne o? Karter mi? Ne olduğu belli değil. Burayı da yemedi arkadaşlar. Ama burayı sanki geriden hız alıp gelsek yiyecek gibi geldi bana. Böyle biraz salayım ben. Kontrollü bir salma olsun. Yok. Yine olmadı. Daha gerilerden hızlı alıp gelmek lazım da. Şu anda gerek var mı bilmiyorum. Biz o zaman ne yapsak arkadaşlar? Şöyle geldiğimiz bölgeden ilerleyelim. Şimdi tabii ki burada tüm araçlar birbirinden farklı olduğu için bir insanın bilinçaltı oluyor yani. Alışıyorsunuz sonuç olarak. Yani oyun bilinçaltı oluyor derken oyundaki mesela benim kullandığım bazı sabit araçlar var. Onlara alışıyorsunuz. Daha sonrasında gelip işte bu 2000 devirli bir araç. Bu zamana kadar hani çok sabit böyle kullanmadığım için bazı şeyler aksayabiliyor. Biz nereden çıkarız? En güzel şu sol taraftan çıkarız gibi geliyor ama geldiğimiz yönden mi gitsek? Bir deneyelim isterseniz burayı. Burada da tabelalar varmış ama herhalde bir şey olmaz. Yine yolumuzun üzerinde olursa bu tarz olaylar gireriz. Ama buraları iyi yiyor ha, harbiden. Buraları hakkını vererek yiyor da orası çok ekstremdi ya zaten. Hani orayı da bir yere kadar çok iyi yedi. Biz motoru yedik mi ya? Ne oldu motor? Ulan 50'ye dayandı. Biz yine rampadaymışız ya. Ya şöyle baktığınız zaman çok dik bir rampa gibi gelmiyor mesela. De araç da tabii ki birinci viteste bayağı bir ilerliyor. Şimdi iki atsam elbette yemez yani normal olarak. Ama yine de deneyeceğim. Yaparsın bu oğlum da. Tabii ki rampa yavaş yavaş bittiği için yiyor. Şu uyarı da bir gitmedi ya solda. Aracın kornası yok. Vallahi aslında ETS'de de öyle, birçok oyunda da öyle yani oynadığım böyle sağda, solda, köşede nasıl yollar varsa hemen yani gördüğüm ilginç yollara girmeyi seviyorum. Bu oyunda o konuda gerçekten eline su dökülmez yani. Her yere girebildiğimiz için benim gibi oynayan arkadaşlarımız varsa onlar için de iyi bir gezinti yerleri. Bunu biz tokatlarız ya. Hop 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 tokatladık mı peki? Direksiyon. Ama yine de bir şey olmadı. Sağlam araç ya. Full demir mi acaba? Ne bu? Bu arada dönüş açısı bir problemli ama anlamadım. Direksiyonu çeviriyorum. Çok çeviriyorum ama dönmüyor araç. Yine de. Herhalde ayarlarda yaptığım bir ayardan dolayı olabilir. Şu geldi aklıma. Belki bilmeyen arkadaşlarımız için de hemen bir göstereyim. Control Steam.
Buradan force feedback'e giriyoruz. Direksiyonu seçiyoruz. Daha sonrasında bu 900 derece ya. Bunu 1 bölü 1 de yapabilirdiniz. Niye olmadı bu? Allah Allah. Neyse 0 yapalım. Sıkıntı yok. Şu anda bir sorun yaşamamam lazım. İçerideki direksiyon tabii ki animasyonu daha hızlı. Yani önde dönüyor. Gerçek hayattaki direksiyondan. Ama virajları kaçırmayacağım gibi duruyor bakalım. Oyunda gerçekten bu arada hani oyun deyip geçmeyin. Oynayan arkadaşlarımız illaki biliyordur da. Gerçek hayata yakın yani. Devir kaçırmamanız lazım. Vitesi doğru zamanlamada atmanız lazım. Harbiden helal olsun ya. Simülasyon olacağı zaman böyle olacak işte. Gerçek bir simülasyon. Acaba hiç durak yok mu ya? Bir yerde tamam mı devam mı sorusuna tamam diyelim yani. Şu sağdan nereye gidiyor acaba? Bir durup bakalım isterseniz. Haritadan. Çok güzel şeyler var. Yani gezeriz buraları daha çok. O yüzden yerleşim yeri olsa da bitirsem ya. Yerleşim yeri yok. Şimdi buraya girmek istemiyorum. Oraya girersek zaten yol bayağı bir uzun. Şöyle yapalım. Geri şuraya vereyim arkayı. Hatta şuraya da verebiliriz de yok. Şura daha çok hoşuma gitti. Aynen. Zaten havalar da sıcak arkadaşlar. Çok fazla tahammül edilmiyor. Gerçekten direksiyon da ısınıyor bu arada. Detaylı anlatım videosunda ona da değineceğim. Bakalım güzel bir video hazırlıyorum ya sizlere. Detaylı direksiyonu anlattığım o videoyu merak ediyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube'un yeni özelliklerinden olan beğendiğiniz videoları diğer kişilere önermek istiyorsanız hype'lama tuşu da geldi. Hype'a da basarsanız beni desteklemiş olursunuz. Hem de aramıza yeni arkadaşlarımız katılır. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.